Merhabalar arkadaşlar. Ramazan'ın son günlerine artık geldik. Sınava da yaklaştık. Evet, çalışmalar inşallah iyi gidiyordur. Evet, biz de konuların sonuna geldik ve testlerini çözmekteyiz. İntegralde alan testine devam ediyoruz arkadaşlar. Haydi. Taralı alan 4 kök 3'müş. Aha, bura verilmiş bana arkadaşlar. Olduğuna göre B kaçtır diye yapalım. Haydi. O zaman belirli bir integral müstehcenden 0 ile B aralığı 2 kök x dx değil mi? Haydi alalım arkadaş. 2 sabit. Kök x, x üzeri 1 bölü 2 olsun. 1 bölü 2 artı 1 bölü 1 bölü 2 artı 1 artı c dedim arkadaşım. Düzenleyelim. Sınırlar c yazmama gerek var mı? C yazmama gerek yok mu? C yazdım. Belirli integral yapalım. 2 çarpı x üzeri 3 bölü 2. 3 bölü 2. Artı sınırlar yazalım. 0'da b aralığı ne eşitmiş? 4 kök 3'e eşitmiş. Alan deyince aklınıza integral gelsin arkadaşlar. Hadi yazalım. B'yi yazdım ben. 2 çarpı B 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2 eşittir. 4 kök 3. Birinci kesir aynen. İkinci teğet çeviri çarpılır. Burası ne olur? 4 olur. Şurası gitti. Şu 4 ile 4 sadeleşir. 3'ü buraya atarım. O zaman B üzeri 3 bölü 2 eşittir. 3 kök 3 olur. İçeriye atarım ben, burası ne olur? 27 olur. Aha geldi. Kök 27. 3 üzeri 3 bölü. O zaman B ne olursa burası? B'miz şöyle. B 3 bölü 2 eşittir. 3 üzeri 3 bölü 2 gelir. Kök 27 bu gelir arkadaşlar. Düzenlersen B'miz ne eşit olmuş olur? 3'e eşit olmuş olur arkadaşlar. Evet, geldim diğer sorumuza. Evet, güzel bir soruya benziyor ama dikkat edin. Bir parabolüm var, bir de doğrum var. Arkadaşım doğrunun herkes geçtiği yeri gördünüz. Orta bir çözüm yapalım. Burayı bulalım. Bu noktayı bulalım. Şu noktayı. Haydi. 28-4x bölü 5 eşittir x kare. İçler dışlar çarpımı yaptım. 28-4x eşittir 5x kare. Sağa sola attım. 5x kare artı 4x eksi 28 eşittir 0. Çarpanlar burayı verecek. 5 x ise x. Evet, çarpanlar burayı vereceği için arkadaşım ne diyebilirim? 14 burası, 2 de burası olur. Gördünüz mü? O zaman burası eksi olur. Eksi 10x 14x çıkarsa buldum. O zaman sıfırlayan da x ne olur aşağı, şurası negatif gelecek. O zaman şurası x eksi geçti sıfırdan. X'imiz 2 geldi mi burası? Evet, x'imiz 2 geldi arkadaşlar. X'imiz 2. Peki ben şurada x y'nin yerine 0 yazsam. 0 yazsam 0 eşittir 28 eksi 4x. X'imiz ne gelir? 4x eşittir 28. X eşittir. Şuraya 7 geldi mi? O zaman burası ne gelir arkadaşım? Burası 5 geldi mi? Burası 5. Şuraya x'in yerine 2 yazarsam, x'in yerine 2 yazarsam burada da yaz. O zaman burası ne olur? 4 olur. Şurası neymiş? 4. 4 kere 5, 20, 10 oldu mu burası? Burayı buldum. Tamam. 0 ile 2 aralığı diyorsunuz. Parabolde şurası 0 ile 2 aralığı geliyor arkadaşım. X kare dx'den x 3 bölü 3 geliyor. C yazmıyorum. 0 ile 2 aralığı. O da 8 bölü 3 yapar. 10 burası. 8 bölü 3 de burası. Toplarsam 38 bölü 3 cevabı karşınıza gelmiş olur arkadaşlar. Fonksiyonlarının sınırladığı kapalı bölgenin alanı nedir diyor arkadaşlar. Hemen bu tip şöyle yapalım. Şurası eksi x kare dediği için eksi x kare artı 3 neresi? Şöyle bir şey. Burası ne olur? Kök 3 eksi kök 3. Y'miz 0 iken x'imiz 1. X'imiz 0, y'imiz, y'imiz, x'imiz eksi 1. Şöyle bir şey arkadaşlar. Ne istiyor bizden? Kapalı bölgenin alanı istiyor bizden. İkisinin fonksiyon sıraladığı böyle kapalı bölgenin bizden şunun ikisini istiyor. O zaman yapalım arkadaşlar. İntegral hangi ama şu orta çözüm yapman lazım şunları bulman için. Şu değerleri bulman için. Haydi bulalım o zaman. Eksi x kare artı 3 eşittir x artı 1. Sağa sola attım. X kare artı x eksi 2. Çarpanları ayırırsam 2 eksi 2'ye.
Burası da 1 oluyor. Sınırlarımız eksi 2'ye 1 aralığı yapalım o zaman. Üstteki eksi x kare artı 3 üsttekinden alttakini çıkar diyorum. X artı 1'i çıkartıyorum dx. Hadi buradan bunu alalım arkadaşlar şuraya. Şunu alıyorum. İntegral eksi 2'den 1'e eksi x kare artı 3 eksi x eksi 1 dx. Alıyorum üstünü 1 artır eksi x 3 bölü 3. Artı 3x. Eksi x kare bölü 2 eksi x. Sınırları yaz. Eksi 2 1. Yazıyorum. Eksi 8 artı 8 bölü 3 oldu mu burası? Eksi 2 yazdım. Eksi 2'den eksi 6. Eksi 2 yazdım. Eksi 4 bölü 2. Ne geldi? Artı 2 geldi. Eksi. Eksi 1 bölü 3. Artı 3. Eksi 1 bölü 2. Eksi 1. Hadi düzenleyelim. Pardon. Üst sınır. Şu yazılacak diye test yazmış. Neyse. Önemli değil. Şurası eksi olacak. Burası artı olacak arkadaşlar. 1 bölü 3'ten 8 bölü 3 çıkarsa ne olur? Bu eksi olacak ya. Eksi doğru, eksi 3 oldu mu? Bir yer hatamız var mı dostum? Yok. Evet, şöyle bir daha yapalım. İkisinden önce üst sınırı yazıyorum ben. Eksi 1 bölü 3 artı 3 eksi 1 bölü 2 eksi 1. Eksi, eksi 2 yazdım. 8 bölü 3 eksi 6 eksi de burada var. Artı 6 oldu. 4 eksi artı oldu. Eksi oldu, artı 2 oldu. Hadi yapalım arkadaşlar. Şurada gidenler gitsin. Şurası ne yapar? Eksi 1, eksi 8 daha, eksi 2, eksi 3 oldu mu? 6, 3, eksi 1 bölü 2, eksi 1, artı 10. Şunlar gider. Evet, şunlar gider. 9, kaç oldu? 17 bölü 2 mi oldu? Nerede hata yaptım ben? Nerede bir yerde hata yaptık arkadaşlar? Tamam. Sınırlarda mı hata yaptım ben? Eksi x kare artı 3 eşittir x artı 1. Sağa sola attım. X kare artı x eksi 2. 2'ye eksi 1. X'imiz 1. Eksi 2 tamam doğru. Evet doğru. Şöyle yapayım. Eksi 2'den 1'e. Eksi x kare artı 3 eksi x artı 1 dx. Eksi x 3 bölü 3 artı 3x. Bunları çıkarıyorum arkadaşlar. Eksi x kare bölü 2 eksi 1. Sınırlar 1 ile 2 aralığı. Eksi 1'i yazdım. Eksi 1 bölü 3 artı 3 eksi 1 bölü 2 eksi x çıkacak. 1 olacak. Eksi. Eksi 2 yazdım. 8 bölü 3'ten ne gelir? Eksi eksi artı geldi. 8 bölü 3. Eksi 6. Eksi 2. Eksi eksi artı 2 geldi. Hadi düzenleyelim beraber. Şurası eksi, eksi 3, artı 3, eksi 1 bölü 2, eksi 1, şu gitti, şundan da şu gitti, artı 6, şu da gitti, artı 6 kaldı, 5, 5, eksi 1 bölü 2, o da ne yapar, 9 bölü 2 mi yaptı? 9 bölü 2 cevabı karşımıza gelmiş oldu arkadaşlar. İşte bu. Aslında kolay bir soruydu ama biz uğraştık biraz. Evet şöyle integral grafik. Fx grafiği, hx grafiği, gx grafiği verilmiş arkadaşlar. Hemen kolay bir soru. A'dan C'ye. A'dan C'ye. Hx alttaysa o zaman, hx altta o zaman eksili olacak burası. Hx o zaman
Hangi aralıkta? H x ile g x bu aralıkta o zaman eksi a 1 eksi a 2 oldu mu burası? Artı. Geldim b ile d aralığı. F x g x bu da a 3 artı a 2 geliyor. Yaparsam bunlar gider. A 3'ten a 3'ümüz 9 eksi 1'den 8 cevabı karşımıza gelmiş olur arkadaşlar. Evet şimdi şuna geldik arkadaşlar. Haydi bakalım. Hadi bunu da yapalım. Şimdi burada x'e 0 verirsem 4 burası. Y'ye 0 verirsem eksi 2'ye 2 burası. O zaman integral şurada gördüğünüz aşağı x'in yerine eksi 1 yazarsam eksi 1 yazdığım zaman 1, 4, 5, 3, 3 olduğunu gördük. Haydi. O zaman ben şu şu grafiğin altında kalan alandan şu dikdörtgeni çıkartırsam ben nereyi bulurum arkadaşlar? Şu alanı bulmuş, parçalı alanları bulmuş olurum. Haydi bulalım o zaman. Evet, integralimiz 4 eksi x kare. Aralığımız eksi 2, 0 aralığı. Hadi. Dx eksi, ne diyorsun? 3 kere 1, 3'ü çıkartacağım buradan. Yapalım haydi arkadaşlar. 4x eksi x 3 bölü 3. İntegralim 0 ile eksi 2. Evet, eksi 3 unutma. X'e 0 yazdım. 0 eksi, eksi 2 yazdım. Eksi 8. Eksi 8 artı 8 bölü 3. Oldu. Evet. Eksi 3. Hadi düzenleyelim. Eksi eksi artı oldu. 8. Eksi 8 bölü 3. Eksi 3. 8'den 3 çıkarsa 5. Eksi 8 bölü 3. 3 kere 5. 15. 7 bölü 3 cevabı karşınıza gelmiş oldu arkadaşlar. Parabolü verilmiş. Evet doğru arasında kalan bölgenin alanı kaç birimdir diyor. Arkadaşlar yine aynı mantık. Ben direkt ben integrallerini alıyorum. Birinden birini çıkartıyorum. Şundan eksi x 3 bölü 3 integralini alıyorum direkt ben. Eksi 4 x kare bölü 2 artı 3 x. Eksi 2 x kare bölü 2 artı 3 x. Sınırlarımı nereden? Orta çözüm yap. Eksi x kare eksi 4 x artı 3 işte 2x artı 3. 3'ler gider. X kare eksi 6x yapıyor. Eksi 6x yapıyor. Evet işte 0'dan x çarpı x eksi 6. 0 ile 6 aralı. Yerlerine yaz. Cevabın gelir arkadaşlar. X'in yerine 6 yaz bulursun burada. Evet yaz köşemize geldik arkadaşlar. Hemen şu tip soruları çözerken integralinin değeri kaçtır diyor. Hemen köklü sayı gördüğüm zaman içeride de fonksiyon varsa fonksiyonu o diyorum. 2x de x de o oluyor. Türevlerini aldım. X'e göre ve u'ya göre tamam bitti. Sınırda x'in yerine 1 yazarsam 1, 1 daha burası 2 oldu. Altta 0 yazarsam burası 1 oldu. Kök u oldu. Çarpı 2x de x de du oldu arkadaşım. Haydi alırsam o zaman burası u üzeri 1 bölü 2 idi. 1 bölü 2 artı 1 bölü u 1 bölü 2 artı 1. Sınırlar 2'ye 1 oldu arkadaşlar. Hadi 2'ye 1. Yazarsam 2 üzeri 3 bölü 2 çarpı 2 bölü 3 artı eksi 1 yazıyorum. 1 bölü 2 bölü 3. Evet. O da ne yapar dostum? Payda eşit. Payda 3 olacak. Eksili olacak. Burası ne yapar? Şuraya yapalım. 2 üzeri 3, 8. 4 kök 2 eksi. Bu gelir arkadaşlar. Biraz yorgunum aslında bugün. Sesim çıkmıyor. Dikkat etmişseniz. Evet. Sıfırdaki. Al integralini. 2 üzeri eksi 3 bölü 3. Eksi x kare bölü 2. Artı 4 x. Evet. Sınırlarımı yaz. 0 ile 2 diyor. Artı 2 çarpı. O zaman sınırları değiştiriyorum arkadaşlar. Burayı eksi yapıyorum. Sınırları değiştirdim. Evet. Sınırları değiştirdim. Eksi 2'ye 0 yaptım. Orayı eksi yaptım. Eksi 3 bölü 3. Burası eksi yaptım. Eksi x kare bölü 2. Sınırlarım ne oldu? 2'ye 0 olmuş oldu. Evet hadi yazalım. 2 yazdım. 8 bölü 3. 16 bölü 3.
eksi 4/2 artı 8 eksi 8/3 16/3 artı oldu. 2 çarpı da 4 olur. Artı 4 geldi. Şu 16/3'ler gitti. Eksi 4/2 eksi 2 yapar. 8, 4 daha. Aha. 12 yaptı. 2 çıkarsa 10 yaptı. Nerede hata yaptım? Ben kim bilir nerede hata yapmışımdır. Evet. 8/3 artı burası ya. Uf. Artı burası. Bu eksi olacak o zaman. Burası eksi olacak. 8'den 4 çıkarsa 4. 4'ten 2 çıkarsa 2 cevabı karşınıza gelmiş oldu. Bakalım doğruymuş arkadaşlar. Evet 2 gelmiş oluyor. Doğru. Arkadaşlar mantığına bakın nasıl çözüldüğüne. İşlemin sonuç için önemli değil. Mantığını öğrenin. Bu tip soruları gördüğünüzde hemence demişim arkadaşlar türev al. Türev al. O zaman x çarpı fx eşittir 9x kare eksi 4x. X'e böldüm. Fx'i buldum. Fx'i buldum. 9x. Eksi 4. Evet. İntegralin sonucunu isteyebilirim. Burası 0. 0 mı oluyor? Şurada 0 yazmamışlar. Alırsam 9x kare bölü 2. Eksi 4x olur. 2 yazarsam. Evet. Burası 0 yazdım ben de. Tabii 0 olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Dışarı x çarpı fx 9 x kare eksi 4 x. Tamam. Tekrar bir daha integralini alırsam benden bunu istiyor zaten. 9 x eksi 4. 1'i yazdım. 9/2 eksi 4. Evet. 0 yazarsam olmuyor. Demek ki burada 0 değil başka bir değil. Alt sınır gözükmüyor arkadaşlar. Alt sınırımız belli değil. Yapamıyorum. Oha soruya bak. Haydi bakalım. Annem. Annem. Kök x parantezine atsam. Kök x parantezine atsam. Kök x. Eksi 1. Böyle kök x eksi 1. Aha bunlar gider. Kök x kaldı. Kök x'in x üzeri 3/2. Üstüne artı 3/2. 9 cevabı 9 verdim. 3/2. 3/2. 9 ne yapar arkadaşlar? 9 ne yapar? Şöyle kök ne yapar? 9 üzeri 3 yapar. Böyle 3/2. 3 üzeri 6 yapar. 3 üzeri 3 yapar. 27 yapar. Böyle 3/2. 27 3'e böldüm. 9 2 ile çarptım. 18 cevabı karşımda gelmiş olur arkadaşlar. Geldim buna. Arkadaşım bu tip soruları gördüğünde bak, fonksiyon var. Evet bir sıkıntı değil arkadaşlar. Şimdi ne yapabiliriz? Şunu ben türevini alsam. Şunun türevini alıyorum. Şunun türevini alırken şöyle yapıyorduk hatırlarsanız. Bunun türevi 3x kare çarpı x kare, x gördüm ya da x kare fx kare. Sabitin türevi 0 geliyor eşittir. Burası oldu. Burası türevini alsam 2x eksi 2 oldu. Evet x yerine şu eksi 1 olacak. Aha. Burada eksi 1 olmuyor. Şu x küp mü olacak? Pardon şurası x küpmüş ya. X'in eksi 1 yazarsam. Eksi 1 yazdım. 3. Eksi 1 çarpı. F eksi 1. Eksi 4. 4/3. Cevabımız gelmiş oldu arkadaşlar. Evet, fx fonksiyonunun eğrisi x eksi 1 artısının noktasında çizilen teğet paraleldir. Arkadaşım, burada ben teğet gör dediği an hemen şunu bilmem lazım. Eksi 3 bilmem lazım. X eksi 1 artısının noktasında çizilen teğet, x'in bir de f1'i bilmem lazım. F1 diye ne yazarsam? Eksi 5. Evet, bizden ne istiyor bu adam? A nerede ya? A burada. Fonksiyonun eğrisini, integralini al dostum. İntegralini alalım. X kare eksi 2x artı 3. Evet. Fonksiyonun eğrisine.
ortası türev verir bana değil mi? Şu ortası neyi verir bana? Fonksiyonun türevini verir. Burası neyi verir bana? Fonksiyonun türevini. Fonksiyonun türevini neymiş arkadaşlar? X kare eksi 2 x artı a bölü x eksi 3. O zaman haydi bak. Ben bu belde x yerine 1 yazarsam ama artı c demem lazım. Değil mi? Bir yazarsam ben eksi çeşit bir yazdım. Eksi üç. Eksi altı. Abimiz oldu eksi beş oldu. Ne hata yaptım? Ben dostum bakalım. Tamam. İyisin. Paralel eğimler bilmişti. Tamam doğru. Elhamdülillah. Ah arkadaşım. Fonksiyonun eğrisine. X çeşitli bir absisin. Absis noktasından çizilen teğet. Türevi burası. Bu bunun türevi. O zaman yerine yazdım ben. Ama zaman şey geliyor. Pardon. Eksi çarpı eksi. Artı 6 geliyor. 5 geliyor ya. Artı 6 5 geliyor. 6 neymiş? Evet burada hatamız var. 6 ne diyor? Ceyhan diyor arkadaşlar. 6 Ceyhan diyor. Nerede hatamız var? Bir daha bakayım ben. İkisi yerine 1 yazdım. 1 eksi 2 a eksi 1 bölü 1 yazdım. Eksi 2 çarptım. Artı 6 oldu. Eksi 1 tarafından 7 geçer ya. Uf var ya arkadaşlar. Eksi 2 çarpı eksi 3 6 yapar. Eksi 1 tarafından geçerken 6... Arkadaşlar oruçtan dolayı sıkıntı var. Kusura bakmayın yine mantık doğru yani. Evet bir de şu işlemleri. Evet yine bir tane daha geldik. Arkadaşlar ooo soruya bak soruya bak. Haydi bakalım nasıl düşünebilirsiniz? Düşünecek baba yediğimiz var mı? Evet haydi bakalım. Fx artı 1. Arkadaşım ben buranın türevini alırsam. Alıyorum hemen önce dikkat edin. Buranın türevini alırsam. Bunun türevi. 2x çarpı fonksiyonundakini tabi bölüde. X sıfır eşittir. Şuraya geldim. Burası 2x artı 1. Evet 2x çarpı 1 bölü fx kare artı 1. X'e 1 yazdım. 2. 1 bölü f1 artı 1 eşittir. 3 mu oldu? Yaparsam 2 bölü 3 cevabı karşısında gelmiş olur arkadaşlar. Güzel soru. Sorular güzel. Çok güzel. Gerçel sayılar közlerinin tanımlı artan ve sürekli fonksiyon vermiş. Tamam arkadaşım. 0 2 aralığı integralinin eşit hangisi olabilir diyor bize. F0 2 F1 3 F2 4 evet 0 2 aralığı istiyor bende. Şöyle yapayım ben. Şöyle bir şey olsa. Neden başlayayım? Pardon şuradan başlayayım. Şöyle bir şey olsa. Sıfırımız 2. Birimiz 3. İkimiz 4. Evet. 0, 2 aralığını istiyor. Benden şu integralin altındaki değer istiyor. O zaman ben şöyle diyebilirim. Olabilir diyor zaten. Bizden dikkat ederseniz arkadaşlar. Üst sınırları bulalım. Şuralar 1 birim zaten. 0, 1, 1. 1 çarpı 3, 3. Burası 3. 1 çarpı 4, 4,
Ne oldu? 3, 4 ay. 7'den küçük olacak. 7'den küçük olacak. Şuraya gelirsem. Burası kaçtı? 2 miydi? 2'de 2. 5'ten büyük, 7'den küçük olduğu yer 6 değeri geliyor arkadaşlar. Liman.